30, 60, 90 kilo bal alırsınız yerinize göre yani. Volkan kaç lira yapıyor? 100 kilo olsa 400 lira da 40 bin lira yapar. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii arıcılığın bazı riskleri de var. Kazancı olmaz mı? Her isteyen arıcılık yapabilir mi? Maliyeti ne kadar ve ne kadarlık bir kazancı olur arıcılığın? Bugün bunu 15 yıllık arıcı Kamer Taşpınar'la birlikte sizlere anlatacağız. Şu anda arıların bal toplama mevsimi. Kamer abi şunu söyledi. Arılar sizi sokmaz ama her ihtimale karşı dikkatli olun çünkü bala odaklandılar dedi. O yüzden biz de bunu kafamıza geçireceğiz her ihtimale karşı. Ve arıcılığın maliyetini konuşacağız. Ne kadar bir sermaye koymanız gerekiyor? Ne kadarlık bir kazancınız olacak? Bugün size bunu anlatacağız Kamer abiyle. Abi sen takmayacak mısın? Yok ben takmıyorum. Neden? Ben takmayayım bugün. İlk başlayanlar, hiç bilgisi olmayanların az kovanla başlamasını tavsiye ediyorum. Ne kadar? Yani en az 3-5 kovanla başlaması daha iyi olur. Peki 5 kovanın maliyeti ne kadar? Bir kovanı şöyle düşünelim. Şimdi burada bir kovan dediğimiz bu. Altlı üstlü iki katlı bir kovan. Ne kadar maliyeti? 1 lira civarında. Bunun arısıyla beraber 1500-2000 lirayı bulur. İlk başlayanlar 5 kovanla başlasınlar dedi. Bir kovanın maliyeti 2000 lira, 5 kovan 10.000 lira. Peki bu kovanların içine kaç tane arı almak lazım? Kaç tane arı olacak? Şimdi bu kovanların her birinde 10'ar tane çıta var. Bal sezonu alttaki arıların mevcudu çoğaldıktan sonra üstüne kat atıyorsunuz. Kaç arı oluyor bir kovanda? Bir kovanda komple bir 50 bin, 60 bin, 80 bin. Aha. Yani full o sizin yavrularınızı çoğaltmanızla alakalı. Arılar da biraz hareketli bu arada. Valla ben iki takmışım bunu diyorum Kamer abi. Ya yok çok sakin bak hiç sokmuyorlar. Soktu mu? Bizim bu... Şimdi şöyle bir durum var. Tabii arıcılığın bazı riskleri de var. Ben bunu taktım ama kameraman arkadaşım Volkan arı soktu. Tabii birazcık yani sokulma ihtimaliniz de var. Gülü seven dikenine katlanıyor. Tabii abi. Bak bir çıtadan ben şunu... Her çıtadan kaç kilo bal? Bu çıtada 3 kilo bal olur. Her bir çıtada. Dolu olsa. Aha. 10 çıta 30 kilo bal olur. Kilosu ne kadara gidiyor? Şimdi bizim burada bunun kilosunu biz 450 liradan satıyoruz. Bir kovanda ne kadar dedin şimdi sen? Şimdi bundan mesela 30 kilo bal aldığını düşünün. Kilosu 450 lira. 4 kere 12 bin lira yapar. Bir sen kaç para vermiştin buna? 2000 lira. Yani düşün ama bölgene göre değişir. Bizim bölgede şimdi buradan ben 10 kilo bal alabiliyorum ancak bir kovanda. 10 kilo bile bal alsam 400 liradan 4000 lira yapar yani. Bu bir yılda kazanacağım paramı. Ya bu bir yılda, burada bir yılda yani. Elimde bal kalmadı yani düşünün. Çünkü burada herkes beni tanıdığı için. Ortalama ne alıyorsunuz zaten? Geçen yılı söylemedi. Ortalama ne oluyor? Ortalama 100-150 kilo alıyoruz işte. 150 kilo. Kilosu burada. 450 liradan kaç çarpalım mı abi? Kaç çarp, para çarp, çarp. Kaç para yapıyor? Volkan kaç para yapıyor? 100 kilo olsa 400 liradan 40.000 lira yapar. Bunun 10.000 lirası masraf olsun. Diğeri de işçilik olsun işte. Öyle biraz karlı ama çok eziyetli, meşgale bir iş yani.